CHP'ye geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül basın toplantısı düzenledi. Bundan sonra CHP iktidarı için çalışacaklarını söyleyen Sarıgül, CHP'nin İstanbul'dan başlayacak iktidar yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıldığını ifade etti. Bu karar ülkemizin özlediği büyük demokratik buluşmaya çok ama çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu karar aynı zamanda bir hakkın teslimidir. Birlikte tüm birikimlerimizi, bütün enerjilerimizi, yerel yönetim tecrübelerimizi önce İstanbul'da sonra Türkiye'de ortaya koyma zamanı gelmiştir. 9 Kasım Türkiye Değişim Hareketi için binlerce yurttaşımız için önemli bir gündür. 9 Kasım'da saat 10.30'da Baba Ocağı'na Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti kimlik kartımı almak üzere arkadaşlarımla birlikte 9 Kasım'da saat 10.30'da ötekisi olmayan bir anlayışla, sevgiyle birlikte bütün kardeşlerimi, bütün arkadaşlarımı, bütün mücadele arkadaşlarımı kucaklamak üzere orada olacağım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz gazetesi The Guardian'a röportaj verdi. AK Parti'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la kurduklarını belirten Gül, Erdoğan rakibim değil arkadaşımdır ve bütün bu yıllar boyunca omuz omuza çalıştık dedi. Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı aday olup olmayacağı yönündeki soru üzerine karar vermek için çok erken olduğunu söyleyerek bütün seçeneklerin masada olduğunu kaydetti. Gezi Parkı protestoları ile ilgili de konuşan Gül, barışçıl gösterilere, olaylar sırasında polisin tutumu ile ilgili resmi soruşturmalara ve Türk toplumunun daha açık olmasına destek verdiğini belirtti. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılanmasına başlandı. Mursi ve beraberindeki 14 sanık 4 aylık tutukluluk süresinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Mısır güvenlik güçleri dava öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Duruşmanın yapıldığı polis akademisine helikopterle getirilen Mursi daha sonra minibüsle binadan içeri girdi. Takım elbise giyen Mursi duruşma sırasında beyaz kıyafetli mahkum elbisesi giymeyi reddetti. Bu nedenle duruşmaya iki saat gecikmeli başlandı. Duruşmada beyaz kıyafet giyen Müslüman kardeşler üyeleri ise Rabia işareti yaparak Mursi'ye destek verdi. Mahkemenin meşruiyetini reddeden Mursi, kendisinin hala Mısır'ın meşru cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Bir sonraki celse davaya ilişkin evrakların incelenmesi için 8 Ocak 2014 tarihine ertelenirken, şiddet olaylarını kışkırtma ve cinayete teşvikle suçlanan Devrik Cumhurbaşkanı suçlu bulunması durumunda idam cezasına çarptırılabilir. DHKPC'nin Gülsoy sorumlusu Figen Ş, avcılarda bir eve yapılan operasyonla...